Arkadaşlar selam. Geldik nereye? Türkiye'ye. Bu bayrağı çizdik sizin için. Ben kitaba da koymuştum. Tahtada olmazsa olmaz dedim. O yüzden de çizerken yönetmenimiz Etrabi Babayeva, o da bana yardım etti. Bilmiyorum oradan nasıl görünüyor ama çok uğraştık hakikaten. İnşallah beğenmişsinizdir. Türkiye'yi konuşacağız artık. Yani Türkiye'de en başından ta böyle Orta Asyalardan bugüne kadar ruh sağlığı nasıl gelişti, neler oldu biraz onlardan bahsedelim. Şimdi İslamiyet öncesine gidelim. Ta böyle eski çağlara gidiyoruz. Bu dönemde biliyorsunuz Gök Tengri ya da Şamanizm denilen bir inanç hakim. Dolayısıyla da bu dönemde ruhsal problemler olduğunda hani şaman adetleriyle hani tedavi etmek birazcık daha ön plana çıkıyor. Hatta şeyi izlediniz mi bilmiyorum. Hacivat'la Karagöz neden öldürüldü diye bir film vardı. Bursa'da çekildiği için ben çok müptelasıyım filmin zaten. Orada mesela Haluk Bilginer'in yani Karagöz'ün annesi bir şamandı ve işte şaman adetleriyle böyle tedaviler falan yapıyordu. Bunların içerisinde ne var? Bazen bitki suları, bazen danslar, törenler, şunlar, bunlar falan filan giriyor. 1069'da Kutadgu Bilik yani Yusuf Has Hacık tarafından yazılan Kutadgu Bilik adlı eserde hastalıkların ilaçla tedavi edildiğini anlıyoruz. Yani burada şey yapmak istemiyorum hani kendi toplumumuzu kayırıyor gibi algılanmasın ama literatürde de Türk tarihine baktığınızda İslamiyet öncesinde ve sonrasında hani böyle Hristiyan Orta Çağ gibi işkenceler falan öyle bir yöntem hakikaten göremiyoruz yani onu söyleyeyim. Mesela Kutadgu Bilik'te gene şey yer alıyor. Diyor ki şifacılar yani işte insanları iyileştirenler ya da bugünkü anlamıyla hekimler meslek hiyerarşisinde en üst sırada yer almaktadır deniliyor. 11. yüzyılda İbn Sina, Farabi ve Sadi Şirazi geliyorlar. Muazzam insanlar. Avicenna, Kanun el-Fit Tıp, değil mi? Bunların hepsi İbn Sina'nın kitapları. Bütün dünyada Oxford, Harvard, Türkiye, Orta Doğu hepsinde aslında okutulan bir adamdan bahsediyoruz. İbn Sina'dan. Gerçekten çok özel bir adam. Yani baktığınızda bizim tıp alanında ve psikoloji alanında Türklere ait ilk eserler İbn Sina'da aslında görülmeye başlanıyor. İslamiyet öncesinde ve sonrasında ruhsal hastalıkların tedavisinde hoşgörü egemen olmuştur. Yani şöyle düşünün, Osmanlı yani 3 kıtaya hükümran olmuş bir imparatorluk değil mi? Bizim hoşgörü zaten tabiatımızda var. Eğer bu kadar hoşgörülü olmasaydık o toprakları da muhtemelen kaybetmemiş olacaktık diyoruz. Neyse bu böyle serzenişlerle birlikte devam edelim. Peki İslamiyet öncesinde ve sonrasında acaba İslam dünyasında en çok kimler etkili oldu? Hipokrat ve hani az önce bahsettiğimiz, ilk çağlarda bahsettiğimiz Galen'in düşünceleri çok etkili oldu. Kayseri'ye gittim ben derse. Sivas'a gittim. Çok enteresan şeyler gördüm. Yani hakikaten insanın gidip görmesi lazım oraları. Selçuklu'nun özellikle hakim olduğu yerlerde şifahaneler var. Hatta neydi? Kayseri'de Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi. Yani o dönemlerde arkadaşlar Selçuklular döneminde ruhsal hastalıkları hani tedavi eden böyle medrese içerisinde yer alan şifahaneler var. Çok insani ve kesinlikle günümüze çok yakın bir tedavi protokolü var burada. Osmanlı döneminde bu gelenek devam ediyor. Bursa'da, Edirne'de, İstanbul'da şifahaneler ya da akıl hastaneleri açılıyor. Hatta Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da ilk akıl hastanesini açan kişi. Ama Edirne'de çok özel bir şey yapılıyor. Mutlaka bilen arkadaşlar vardır. Amerika şu an müzik terapisiyle ilgileniyor. Acaba diyor müzik insan ruh sağlığında tedavi amaçlı nasıl kullanılabilir? Ben size şöyle söyleyeyim, bununla alakalı da bir yazı yazmıştım. Osmanlı İmparatorluğu döneminde işte bu Türk sanat müziğinin makamlarıyla insanlar tedavi ediliyorlar. Muhteşem bir yöntem. Bunun detaylarını sonra belki hani yüz yüze olursak falan anlatırım ama yani hakikaten çok ileri düzey bir tedavi şeklinden bahsediyoruz. 19. yüzyılın sonunda Raşit Tahsin ve Mazhar Osman ön plana çıkıyor. Biz genelde insanlara şey diyoruz işte,
Mazhar Osman'a yatırırım seni falan. Yani bunları böyle hakaretvari kullanıyoruz ama bu adamlar psikiyatri alanında önemli adamlar. O yüzden de dikkate aldığımız insanlar. 1950'li yıllarda Amerika'da, yani bir şekilde Türkler Amerika'ya girip eğitim alıyorlar psikiyatri alanında ve tekrar geliyorlar. Öğrendiklerini ne yapıyorlar? Bizlere aktarmış oluyorlar. Benim çok sevdiğim, çok takip ettiğim iki tane insan var ruh sağlığı konusunda. Atalay Yörükoğlu ve Mualla Öztürk. İkisini de kaybettik. Yani Allah rahmet eylesin. Ama bu iki tane insanın da ruh sağlığı çalışmaları oldukça ön plana çıkıyor. Türkiye'deki durum da böyle. Şimdi biraz neler yaptığımızı konuşalım. Bir konuyu daha bitirmiş olduk. Tamamıyla bitirmiş olduk. Şimdi çağdaş yaklaşımlar konusuna geçeceğiz. Yani ruh sağlığı alanında ortaya konulmuş olan kuramlardan bahsediyor olacağız. Ya şöyle diyebilirsiniz, hocam yine mi kuram, yine mi kuram? Maalesef öyle. Kuramlar bizim hayatımızın içinde yer alan hani vazgeçilmez yapılar. Dolayısıyla arkadaşlar sizlerden ne istiyorum? Madem bu konuları eğer biz bitirdiysek, soru bankasını aldığınızda bu konularla alakalı soruları çözmenizi isterim ben. Çünkü tamam çok soru beklemiyoruz ama en azından hani olabildiğince biz buradan pratik yapmak durumundayız. Daha faydalı olacağını düşünüyoruz zaten. Evet arkadaşlar, artık konumuzu bitirdiğimize göre çağdaş kuramlara geçeceğiz birazdan. Sizden ne istiyorum? Her ünite bittikten sonra özellikle soru bankasında yer alan o soruları çözüp pekiştirme yapmanızı istiyorum. Buradan soru çıkmayabilir. Yani hiç de çıkmayabilir. Yani çünkü bir sürü ünite ve ders anlatıyor olacağız. Hepsinden soru gelecek anlamına gelmiyor. Ama sizin hem alan hakimiyeti açısından, hem mesleki yeterlilik açısından, hem de sınav formatı açısından bunlara hazır olmanız gerekiyor. Bol bol soru çözün. Bunlarla alakalı pekiştirmeler yapın. Hani tekrarlar yapın, konu tekrarları yapın. Sonrasında zaten bir sıkıntınız kalmayacak diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar sizden bir isteğim daha var. Özellikle de Şubat'tan sonra şu denemelere odaklanın. Denemelerle de yine pekiştirme yapacaksınız. Ama zaten konularımız çok zevkli. Yani ruh sağlığı hastalıklarına daha gelmedik ama geldiğimizde de zaten çok keyifli olacak. Bazı videolar falan belki gösterme şansım olacak sizlere. Onları da konuşuruz. Şimdilik durum böyle. Biz kuramlara geçiyoruz. Görüşmek üzere.